İyi akşamlar değerli futbol severler. %100 futbolda birlikteyiz. Rıdvan Dilmen'le birlikte amili takımı konuşacağız. Amili takımımız 2016 Avrupa Şampiyonası yolunda hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya'da İsveç'le karşılaştı milli takımımız ve Cenk Tosun'un attığı gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Rıdvan Dilmen Antalya'da statta izledi bu karşılaşmayı ve aynı zamanda maçın da yorumcusuydu. Çıplak gözle izlemek çok farklı bir şey tabii. Onunla ilgili izlenimlerinizi ve yorumlarınızı da alacağız burada, paylaşacağız, bir kere daha aslında konuşacağız. Aslında hem çıplak gözle hem televizyon daha iyi, biliyor musun? İkisi yani, beraber de önde monitör tabii, olduğu zaman yani, tabii. En doğrusu o. En sağlıklısı o. En sağlıklısı. Ve tabii milli takımımızın salı akşamı Avusturya'yla, ki Avrupa futbolunun yükselen değerlerinden bir tanesi Avusturya, salı akşamı Viyana'da önemli bir sınav daha verecek A milli takımımız. O karşılaşmayla da ilgili konuşacağız. Hazırlıklar devam ediyor. Sadece milli takımımızın değil, milli takımımızın gruptaki rakipleri, işte Hırvatistan, İspanya, Çek Cumhuriyeti, bu tip takımların da hazırlıkları devam ediyor. Ve Fatih Terim bu akşam Budapeşte'de Macaristan-Hırvatistan karşılaşmasını yerinde izledi. Bu maç bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Hırvatistan Mancuk için attığı golle öne geçmişti ama bu üstünlüğünü koruyamadı ve bitime 10 dakika kala yediği golle karşılaşma bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Birkaç dakika sonra Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim eğer katılabilirse yayınımıza bağlanacak ve o karşılaşmayla ilgili izlenimlerini de bizlerle paylaşacak. Tabii Romanya-İspanya karşılaşması da var ve Terim Macaristan'dan Romanya'ya geçip bu karşılaşmayı da yerinde izleyecek. Hocam bilerseniz biz Antalya'daki maçla başlayalım. İsveç milli takımı güçlü bir takım. Avrupa Şampiyonası'na yer alacak bir takım. Belli bir kalitesi olan bir ekip. Danimarka'yı playofflarda eleyerek buraya geldiler. Ama tabii ki şunu da kabul etmek lazım. Zlatan İbrahimovic, bir oyuncu bazen çok oyuncudur derler ya, bir oyuncudan da fazlası. Adeta o takımın hemen hemen yarısı. Zlatansız İsveç'te oynadı. Sürekli İbrahimovic oynadığı için, ki mesela pek takım görememez. Real Madrid biraz Ronaldo ağırlıklı takımdır. Messi, Neymar bölüşürler hücum aksiyonlarında. Fakat İsveç tamamen İbrahimovic endeksli bir takım. Bu avantaj mı, dezavantaj mı? Onu merak ediyordum açıkçası. İbrahimovic 10 tane gol atmış şeyde. Elemelerde. Enteresan yalnız. Avusturya ve Rusya'nın yanında aslında favorilerden birisi olması gereken o grupta 3. olup Danimarka ile oynamış. İbrahimovic oynadılar. Nasıl oynayacaktı diye merak ettik. En son Braga'nın oynadığı aynı şekilde oynadılar. 4-4-2 şeklinde oynamaya çalışan, ki çok nadir rastladığım sistemlerden bir tanesi. Son iki maçtır Braga'da, İsveç'te bu modele dönmüş durumda. Fizikli bir takım. Organizasyonu iyi olan bir takım. Fakat önemli olan bizim durumumuz nedir? Ne artılarımız var, ne eksilerimiz var? Aslında bizim hikayemiz, Fransa hikayemiz başladı. Fakat bizim hikayemiz bence İzlanda'da başladı. Yenildiğimiz maçtan sonra. Kötü bir başlangıç yaptık. Fakat daha sonra özellikle son bir yılda yukarı doğru çıkan bir milli takım var. Evet. 2015. O bence bizim en oynadığımız kritik ve en anlamlı maçtı. Ondan sonra arayışlar başladı hocada. Arayışları ilk yarı itibariyle 5 hafta bittiğinde bir kafasında oluşturmuştur. Neydi bu? Hem oyuncuları değiştireyim, hem sistemi değiştireyim deyip yola çıktı. O gün bugün de maç kaybetmiyor takımımız. En azından 11-12 maç oldu. Bir özgüvenli İsveç maçına çıkarken, hatta 2 gün sonra oynayacağımız, 3 gün sonra oynayacağımız Viyana'daki maç için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Ne yapabilir Fatih Hoca diye düşündüm. Hiçbir şey yapmadı. Yani Cenk'i bir görme şansı oldu. Acaba durumu nedir diye. Bizim için çok önemliydi değil mi? İki bölgede çünkü sancımız hala devam ediyor. Stoper'de acaba stoper derken. Stoper ve santrfor bölgede. Şimdi sahaya çıktığımız zaman tam stoper değil, orta sahadan dönme Mehmet Topal. Zaman zaman sol bekten dönme diyebileceğimiz kırma oyuncu Hakan Balta ile başladık. Kenarda da iki tane oyuncumuz vardı. Bir genç oyuncu Çağlar mı? Bir de Ahmet Çalık var. O da çok genç bir oyuncu. Kaldı ki Yunanistan maçında da fena oynamamıştı Ahmet Çalık. Ki Hakan Balta sakatlandıktan sonra stopere girdi. Orta saha oyuncularına baktığımız zaman, özellikle Oğuzhan'ın bu yıl gelişim kaydetti. Savunma ağırlıklı. İkilinin birisi Atiba'nın yanında Oğuzhan oynadığı için iki yönlü oynama alışkanlığı edindi kendinde. Öyle değil mi şeyde? Tabii. Selçuk hücum yapabilen bir oyuncu. Aynı şekilde diğer orta saha oyuncumuz da Ozan oynadı. Ozan'da. Ozan kendi takımında oynamadığı kadar süreyi milli takımda aldı. 11 maç üst üste oynadı o şey. 10 tane resmi maçta ve bir hazırlık maçında, değil mi? Hepsinde oynadı.
2016'ya da galibiyetle başlamak, kaybetmeden başlamak oyuncularımız açısından önemli. Belki bir tokat yersek olabilir yani. Mesela Avusturya yenebilir diye düşünüyorum ben bizi. O da dersler çıkarabileceğimiz bir maç olacaktır. Ders ne çıkardı? Artı yönde Cenk diye bir oyuncum var. Her eve lazım. Her an iş yapabilir. Değil mi? Onu tabii çıkardı. İki tane gol attı güzel. Ya yarın bugün başım ağrısı Mehmet Topal'ı stoperde devam edebilirim. Peki işte onu soracaktım. Şimdi Mehmet Topal'ı acaba stoperde mi düşünüyor yoksa yine defansif orta saha olarak kullanır mı yarın öbür gün? Şimdi bu rakibe göre değişecektir muhakkak. Şimdi İspanya karşı orta saha oynatabilir. O günkü şartlarda Serdar Aziz toparlayacak olursa, dönecek olursa, Hakan da toparlayacak olursa muhtemelen Mehmet Topal'ı rakibin durumuna göre oynatabilir. Ha stoperde oynarsa niye oynattı mı deriz. Almanya'daki Almanya maçında oynamıştı 2008'de. Bir o maçta oynamıştı. 3-2 kaybettiğimiz maçta iyi de oynamamıştı. Fakat hemen hemen oynadığı ilk maçtı o. Tabii ondan sonra zaman zaman stoper oynadı. Bir alışkanlık haline getirdi. Mecburiyette oynamıştı orada da. Servet mi? Cezalılar vardı galiba. Evet. Sakatlar vardı. Şimdi bu alışkanlık İzlanda maçında üçlü oynarken stoper oynadı değil mi? Üçlü oynadığımız maçta. Ömer vardı, Mehmet Topal vardı. Üçlü Ersan vardı. Tabii Ersan vardı. Tabii daha farklı. Şimdi tandem oynuyorsunuz. Yanındaki oyuncunun kim olacağı önemli tabii. Şimdi Ahmet mi olacak yoksa Ersan da olabilir ha. Şu aklınıza geldi. Ersan da olabilir. Hatta biraz önce sonra inşallah hoca bağlanır. Daglay düşünüyor olabilir mi bilemiyoruz. Öyle bir söylentiler var gibi. Şimdi kafada soru işaretleri stoper. Şu maç itibariyle problem yok gözükse de yarın bir gün direnç göstermek için orta sahada Mehmet Topal orta sahada kullanma şansı arttırmak için savunma oyuncusunu yapması lazım. Şimdi Burak o zamana kadar düzelecektir. Cenk hakikaten de müthiş profesyonellik anlayışı göstermiş. Tek vuruşlarda muazzam geliştirmiş kendini. Çalışarak geliştirmiş. Önünde Gomez gibi bir önemli oyuncu var. Ve hiç avlatmamış. Ve iki tane tek vuruş yaptı. İkisi de gol oldu. Müthiş. Bir solla şak diye vurdu. Bir tane de kafayla vurdu. Golü yaptı. Orta bundan önce attığı kafayla gol de güzeldi yine milli maçta. Evet. Yani hoca Cenk'i cebine koydu. Rakibe göre mutlaka değişir. Santrfor'la oynatma şansı var. Santrfor'suz oynama durumum var. Benim ne hoşuma gitti biliyor musunuz hocam maçı seyrederken? Şunu düşündüm. Ki Fatih Hoca'nın önem verdiği bir şeydir bu futbolda. Kaleci hariç 10 tane oyuncu, onu da topa yatkın. Stoperler evet. Dahil buna. Evet. Topu kullanabilen oyuncular. Tabii. Pas yapabilen oyuncular. Hakan Baltan'ın ayağı da iyidir. Evet. Aynı şekilde Mehmet Topal da aynı şekilde. Mehmet Topal zaten orta sahadan dönme stoper. Bekler falan da hücumcu. Aynı şekilde top iyi futbol iyi futbolcularla oynanır. Şimdi enteresandır. İsveç tahminimden bir futbol maçında girebileceği kadar pozisyon girdi ama çok yüksek sayıda girmese de biz şampiyonada fazla pozisyon vermedik ikinci beş maçta. Son dönemde değil mi? Son dönemde. Ve bu kadroyla vermedik. Üç tane forvet oynuyorsunuz. Atıyorum Volkan, Arda, Cenk veya Burak. Arkada Ozan ve Selçuk'la oynuyorsunuz. İki tane hücumcu bekle oynuyorsunuz ve pozisyon vermiyorsunuz. Fakat kadronun dışında da bu kadro daha fazla pozisyona girmeli. Bir tek problemimiz orada var. Yalnız bir de bence kontratak yapamıyoruz etkili. Evet, oraya da geleceğim. Hızlı oyuncumuz olmadığı için yapamıyoruz. Bakın çabuk oyuncularımız var. Kerim Faray çabuk oyuncu. Hızlı Volkan oyuncu Şen değil. Aynı şekilde. Volkan Şen çabuk oyuncu, hızlı değil. Arda topla çabuk, hızlı değil. Bak Kerim Faray çok hızlı zanneder. Değil. Kerim Faray çok çabuk. Cenk hızlı değil. Burak da hızlı değil. Yani uçurtma değil. 1-0 öndesin. Beklerken o yüzden de antrenör ne yapıyor? Oyunu kaybetmeyi istiyor. Maçın ikinci yarısında 10-15 dakika biz oyunu rakibe verdiğimizde silahımız tek kalmıştı. Neydi? Kontrataktı. O tip oyuncumuz Alper girdi, o da değil. Alper de hızlı bir oyuncu değil. Çabuk topla bir oyuncu. Bu kontratak problemi var ama şu çok hoşuma gidiyor ki dünya futbolunu yakından izliyoruz. Futbol bir oyundur. Oyun kelimesini bizim Metin Hoca çok kullanır. Doğru, oyunu biz vermiyoruz hemen hemen rakiplerimize. Mesela İzlanda bize asla ilk maçtaki gibi değil. Burada çok iyi Çek Cumhuriyeti deplasmandaki maçta. Bunu bir karakter edindik, kültür karakter edindik değil mi? Tabii yani bu çok önemli. Bu da bu kadro yapısıyla. Oyunun iki yönünü oynar oyuncu demek. Çok farklı şey. Ozan zorluyor iki yönünü oynamak için. Fakat Selçuk da Ozan da oynayabilir. Yalnız enteresandır. Bu oyuncularımızla daha fazla üretken olmamız lazım. Bizim takımımız kendi ceza sahamızın 15 metre önü ile rakip ceza sahasının 15 metrelerini düşünecek olursak bir 45 metreyi mükemmel yayılan bir takımız. Bir de bir tık düşünün Barcelona'nın o tür takım olduk. Yani
Bazen müthiş toplar oynuyorlar çocuklar. Şak 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 paslar yapıyorlar. Yani Barcelona'nın bir tık düşüğü oyuncu kalitesi olarak da ama felsefe olarak yani da. Onlar 98'ler 70-75 evet, diyorsunuz. Bunu yakaladık şimdi. Bu aslında Avrupa Şampiyonası'nda bizim en büyük silahımız olacak. Fransa en etkili takım gözüküyor hazırlık maçlarında ve gelişte. Hazırlık maçlarında yine bak Portekiz Bulgaristan'ı yeniliyor. Ama Portekiz belli silahıyla oynayan takım. Biz belli silahıyla oynamayan oyuncular da var bizde hocam. Mesela Hakan, az buz oyuncu değil. Mehmet Ekici, işte Nuri Şahin falan Hakan az buz oyuncu değil. Bunlar Gökhan Töre, Hakan Çalhanoğlu değil mi? Bir de şu var tabii Arda'nın da 6-7 ay oynamaması bir dezavantajdır. Yine bu maçta bakacak olursak Cenk takımının ilk 11 oyuncusu değil. Arda henüz oynamaya başladı ve ilk 11'de sürekli oynayan bir oyuncu değil. Ki Haziran'a kadar daha oynayacaktık. Maç temposunu arttıracaktır. Daha en önemli silahımız da. Fatih Hoca bağlandı şu anda hattımızda. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ki bu akşam Macaristan-Hırvatistan maçını izledi Budapeşte de. Kendisini de çok fazla tutmak istemiyoruz. Yani milli takım konusu uzun bir konu. Çok da aslında sorulacak, paylaşacak, konuşacak şey var ama öncelikle bu akşamki izlenimlerini alalım Fatih Hoca'nın. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. 1-1 bitti maç. Nasıl buldunuz Hırvatistan'ı? Sanıyorum Rakitic yedekti bugün. Modric ile başladılar ama nasıl izlenimleriniz hocam? Beğendiniz mi Hırvatistan'ı? Hırvatistan iyi bir takım. İyi akşamlar Rıdvan. İyi akşamlar. İyi bir takım Hırvatistan. Bayağı iyi bir takım. Yani zaten herkesin tanıdığı bir atak hattı var. Herkesin tanıdığı da bir orta saha hattı var. Orta saha Barcelona ve Real Madrid'e emanet. Hücumda Juventus ve Inter'e emanet. Açıkçası ilk yarı çok iyi oynadılar. 1-0'dan öne geçtiler. İkinci yarı yalnız Macaristan biraz daha ileride oynamaya ve sıkıştırmaya çalıştı ve bunda da bence başarılı oldu. Bursa Spor'da oynayan Cucak da harika bir frikik golü attı. Bayağı da açıkçası Hırvatistan sahasında oynadı Macaristan ikinci yarı. Yani iki ayrı yarı seyrettik. Hocam. Bizim adımızda seyretmemiz canlı çok iyi oldu. Çünkü olabilecek her türlü senaryo açıkçası bugün gördük. Cebe koydunuz herhalde. Efendim? Herhalde o özellikle ikinci yarıyı bir cebe koydunuz hocam. Anladığım kadarıyla. Ya muhakkak evet o çok enteresandı. İlk yarı çünkü oyuna hükmettiler. Manzuk için attığı golle de 1-0 öne geçti. Arkasından oyuna da hakim oldular. İstedikleri gibi oynadılar. Ancak ikinci yarı Macar biraz ileride daha sıkıştırınca biraz daha canlı ve topa da sahip olunca açıkçası Macaristan'ın üstünlüğü içinde geçti oyun. Herhalde skor mu? Seyirci avantajı da onlardaydı. Skordan buyurun. Dolayı olabilir mi hocam Hırvatların savunmaya çekilmesi? Ben olabilir, izleyemedim maçı olabilir, da. Olabilir tabii. O da olabilir. Olabilir. Rakitic oynamadı. Evet. Sırma sonradan girdi ama aşağı yukarı çok silahı var. Genel olarak oynadığı takıma çok yakın oynadı. Çok fazla imkanları var tabii oyuncu olarak. Avrupa'nın en ünlü takımlarında, en önemli takımlarında oynayan birçok oyuncusu var. Bu da tabii doğal olarak kendilerine aşırı bir güven olarak dönmüş. Bunu çok net olarak görebiliyorsunuz zaten ki yani eskisiyle, 2008'iyle, bugünüyle her zaman Hırvatistan bildiğimiz önemli takımlardan bir tanesi Hırvatistan yani. Bunu peki böyle hocam, kabul etmek lazım. Şunu sorabilir miyim? Şimdi Hırvatistan deyince herkesin aklına Rakitic, Modric, Mandžukić üçlüsü geliyor ama yeni parlayan, değer kazanan bazı yükselen oyuncular var. İşte Brozovic bunlardan bir tanesi Inter'de oynayan. Kalinic bunlardan bir tanesi. Yine Kovacic Real Madrid'e gitti Inter'den. Sırma Gümüş Bekir. Yani eskiden beri oynayan işte Sırna falan. Sadece o yıldızların ötesinde diğer oyuncuların performansını nasıl buldunuz, kalitesini? Valla zaten biliyorsunuz Kovacic ve Modric ve Rakitic zaten Real Madrid'de Barcelona burası. Antoliç diye bir oyuncu oynattılar. O da çok önemli, iyi bir oyuncu. Brozovic biliyorsunuz Inter'de. O da evet, iyi bir oyuncu. Ben bugün mesela sağ bek beğendim. Sırna'nın yerini oynayan.
Efendim? Sırna'nın yerini oynadı değil mi hocam? Evet evet, onu beğendim. Vedran diye biri. Açıkçası o da iyi bir oyuncuydu. Yani yedeğiyle, asılıyla, oynamayanıyla çok geniş bir kadroya sahip Güntekin. Yani sıkıntı çekmez de her merkezde 2 tane 3 tane iyi oyuncuları var. Tandemi sıkıntı nasıl buldunuz hocam, stoper tandemini? Şildenfert oynadı galiba. Biliyorsunuz yine Korluka oynadı. Bir de Şildenfert Şildenfert var. O ikisi oynadı ama ümit ederim onlar oynar. Açıkçası sol bekte Salko diye bir Sırna'nın yerine oynayan, sonra sol beke geçti. O sağ beke geçti. O da yeni. Ancak orada tabii önünde Perisic var. Çok etkili o. Evet. Sol tarafta oynuyor. Ve kenarda oynuyor devamlı. Yani hocam, çok güvenli dediniz. Bu önemli herhalde değil mi? Çok güvenliler. Ya. Bu rahatlar, pas falan çok mu yapıyorlar? Yani çok güvenli oynamaları. Ya, tabii Rıdvan, bugün oynayacakları Avrupa Şampiyonası'nın oynandığı yerde de Avrupa Şampiyonası'nın kulüp bacakları olan UEFA'da da, Şampiyonlar Ligi'nde de ve Avrupa'nın en önemli önde gelen liglerinde oynuyorlar. Bunların hepsini oynuyorlar. Dolayısıyla Avrupa Şampiyonası onlar için baş edemeyecekleri heyecanda bir organizasyon değil. Bunun rahatlığı zaten var. Dolayısıyla bu onlar için bir avantaj. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyor. Birkaç defa katılmış olan var. Hocam İtalya-İspanya maçını seyretme şansınız oldu mu? Yani televizyondan da oldu tabii. Dün seyrettim onu. Seyrettim İtalya-İspanya maçını. Onu da seyrettim. Dün Fransa-Hollanda'yı da seyrettim. Onların hepsini seyrediyoruz. Yarın da Romanya'ya geçiyorsunuz herhalde. Efendim? Yarın da Romanya-İspanya maçı için Kluj'e mi geçiyorsunuz hocam? Evet, Kluj'e geçeceğim. Romanya-İspanya için. Benim için canlı seyredeceğim. Bu iki maç çok önemli. Çek takımın arkadaşlarımı seyrediyor ama nasılsa biliyoruz. Gruptaydık. Aynı gruptaydık. Dolayısıyla tercihimi İspanya ve Hırvatistan'dan yana kullandım canlı olarak. Bir daha böyle bir imkanım olmayabilir. Yarın da onu seyredeceğiz. Oradan sonra da zaten çekip biliyoruz, aynı gruptaydık. Çok fazla bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlarımız, diğer antrenör arkadaşlarımız da onu seyrediyor. Biz turnuvadayken de, oynarken de maçı diğer rakiplerimiz, arkadaşlarımız seyredecek zaten. Dolayısıyla hazırlık olarak biz ekip olarak tam hazır olacağımıza inanıyorum. Hocam son bir soru, kusura bakmasın. Yani vaktinizi aldım. Şimdi tabii biz kırmızı stoperlerle oynuyoruz aslında. Şimdi rakibe göre Mehmet Topal'ı önde kullanma durumumuz olabilir mi? Çünkü 11-12 maçta yenilmiyoruz. Bir felsefemiz de oldu yani. Özellikle orta saha kalabalıklığı. Bayağı bir takım olduk yani. Oyunu vermiyoruz rakibimize. Genel anlamda vermiyoruz. Tabii bu Hırvatlar da iyi futbolculardan kurulu bir takım. İspanya aynı şekilde. Yani biz ne kadar istemediysek bu grubu, ki ben hiç istemezdim. Ama onların açısından baktığımız zaman onlar da bizi istemezler herhalde gibi geliyor. Dolayısıyla Hırvatistan, İspanya ve Çek maçlarında orta sahada bir oyuncu değişebilir mi zaman zaman? Şimdi %100 değişebilir. Çünkü Mehmet Topal kadroda, genel kadroda hiç vazgeçmediğim bir oyuncu benim. Yani hep 18'imizde veya 20+3'ümüzde veya 11'imizde hep olmuş bir oyuncu. Gerek futboluyla, gerek karakteriyle, gerek pozitif insanlığıyla da çok önde bizim için. 2008'in de önemli oyuncularından biriydi Mehmet Topal. Tecrübesi de ve form durumunda da 4+1'de de oynayabilir. Stoper de oynayabilir. Çünkü sevgili Güntekin, sevgili Rıdvan, şöyle bir şey var. 20+3'ü ilan ettikten sonra turnuva içerisinde bildiğiniz gibi bir daha oyuncu değiştirme hakkınız yok. Onun için hangi oyuncu ne kadar çok mevkide oynuyorsa bu sizin için büyük bir avantaj. Ne zaman bildireceğiz onu hocam? Mecburiyet 24 var. Saat öncesine kadar en son limit 24 saat önce bildirmek zorundayız. Ondan sonra da değiştiremiyoruz, sakat da olsa, doktor raporu da olsa. Ondan evvel değiştirebiliyoruz raporla ama turnuva boyunca gerek kartlardan olan cezalar ve gerekse sakatlıklar bazen insanı zor duruma sokuyor. Ki Almanya ile oynadığımız yarı final maçında Mehmet Topal'ın stoper oynadığı gibi. Evet. Dolayısıyla Mehmet önde de oynayabilir. Çünkü
Hakan Balta, Serdar, Mehmet Balta da olabilir bazen. Ancak son zamanlarda Selçuk'u yerinden oynattım ben biraz. Onu da sağ iç koridorundan defansın önüne aldım. Çok da memnunum orada. Ama Ozan da orada oynayabilir. Selçuk da oynayabilir, Topal da oynayabilir. Yani alternatifleri de fazlalaştırmış olduk. Çünkü orta üçlüde dönüyoruz da biz. Yeter ki referans noktalarında oyuncular olsun. Nerede olduğu çok önemli değil ama Selçuk da orada iyi beceriyor. Mehmet yani iki tarafta da oynayabilir. Felsefemiz yerleşti mi hocam? Aşağı yukarı yerleşti. Herkes ne oynayacağını biliyor. İstenenlerin büyük bir bölümünü de bence uyguluyorlar sahada. İyi bir takım oldular. Olduk. Yani oyuncularıma bunu artık rahat rahat söyleyebilirim. Kaybedebiliriz, kazanabiliriz ama oyunu kaybetmemiz çok zor oyun içerisinde. Kolay kolay kaybetmemiz de inşallah çok zor olacak. Futboldur bu, kaybedebiliriz. Sorun yok ama dediğim gibi kabullenmiyorlar, itiraz ediyorlar. Sahanın içerisinde futbolla itiraz ediyorlar. Bu hoş bir şey. Bu başka bir kaldırı. Ve bunu oyun içerisinde tek düze de oynamıyoruz. Yani tempoyu yükseltebiliyoruz, tempoyu düşürebiliyoruz. Çok da birbirimizden konuşuyoruz bu şeyde sahanın içinde oyuncular olarak. Bu da beni çok mutlu ediyor açıkçası. Hocam polemik konusu olmasını asla istemiyorum. Böyle abuk sabuk soru sormayacağım ama şunu soracağım. Devşir mi oynayacak aklınızda var mı acaba diye? İsim de sormuyor. Şimdi almış olmak için almam tabii. Yani ama kendini Türk hisseden önemli oyuncular olsaydı, olabilseydi belki düşünürdük. Burada hiçbir bunu söylememe gibi bir şeye de gerek yok. Kapısına da gerek yok öyle bir şey olsa. Evet. Bugün düşünür... Almanya 10 tane evet. Değişik isimle oynuyor Alman'ın dışında. Düşünürdük o diyorsunuz hocam. Düşünme şansı. Bugün oynayacağımız Avusturya'da Alaba herkes orada. Yani ama bu artık çok doğal bir hadiseye dönmüş. Ama düşünürdük ama dediniz gibi, hocam. Efendim? Düşünürdük dediniz ama düşünmüyor musunuz artık? Yani kısa bir süre kaldı. Şimdi düşünebilirim ama dediğim gibi bize hakikaten katkısı olacak da olmayacaksa da onu yapmak istemem açıkçası. Peki hocam uzun süredir belki şu anda aşmış gözüküyoruz ama santrfor ve stoper bölgeleri bizim için sancılı bölgelerdi. Çok fazla havuzda oyuncumuz yoktu. Şu anda Cenk Tosun'un performansı belki sevindirici ama iki önemli oyuncumuz milli takım havuzunda olan Çin'e gitti. Ersan ve Burak. Çin'deki oyuncuların performansı da sizi sanıyorum yakında ilgilendirecek bundan sonraki süreçte. Evet. Onları nasıl takip ediyorsunuz? Sorun değil. Burak'ın antrenörü Zaker Ömür zaten. Çok çabuk istediğim ransiyemeni alırım zaten. İyi bir dostum, iyi bir arkadaşım. Ersan da orada, onu da alabiliriz. Ve arkadaşlarımız oraya da gidebilir. Zaten maçları da bize anında analiz ekibimize geliyor. Rahat rahat seyredebiliriz, sorun yok. Bir sıkıntımız yok yani orada. Yeter ki oynasınlar, dışarıda oynasınlar. Biz her yere gider seyrederiz. Her yerde de bilgilerini alırız. Dışarıda oynamak çok önemli, neresi olursa olsun. Bu akşam Hırvatistan maçındaki kafanızda oynattınız mı maçı? Oynadık tabii, mecburen oynuyorsunuz. Hatta Nihat da yanındaydı, onunla beraber de bir şeyler konuştuk. İkinci yarı açıkçası daha hoşumuza gitti. İlk yarı biraz notlarımızı daha ciddi almak zorunda. İkinci yarı daha bir bize ümitkar şeyler vaat etti. Ancak şunu kabul etmek lazım ki çok oturmuş, çok önemli bir takım oynuyoruz ve eğer bir ölüm grubu varsa bu bizim grubumuz. Bu net. Bunu açık yürekli söylemek lazım. Yani Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu İspanya. Hırvatistan'ın çok iddialı olduğunu söyleyebilirim kadro olarak. Ve de yükselen bir değer olarak da Çek Republic'i söyleyebiliriz. Ama biz inancımızı hiç kaybetmiyoruz. Bu gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağımızı söylüyoruz ve çalışıyoruz. Oynamaya çalışıyoruz. En önemli konu bu. Kimseden saygı duyarak rakiplerimize, kimseden korkmadan, çekinmeden, herkesin hakkını vererek ama bizim de hakkımızı sahanın içinde almak isteyerek çalışıyoruz. İnşallah hep beraber doğru yerlere gideriz. Gidiyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Rica ederim. Artık Nihat Hoca da Nihat Hoca'ya da selamlar hocam. İyi yolculuklar. İyi akşamlar. Söylerim. İyi yolculuklar. Çok teşekkür ederim. Hocam. İyi akşamlar. Sağ olun.
Evet, bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Ama tabii Hırvatistan'ın da çok geniş bir oyuncu havuzu var. Çok saygı duyulacak, çok kaliteli bir takım. Onu reklamların ardından konuşuruz. Tekrar birlikteyiz. Fatih Terim az önce yayınımıza bağlandı. Türkiye Futbol Direktörü ve Macaristan-Hırvatistan karşılaşması sonrası izlenimlerini paylaştı. Tabii biz Macaristan-Hırvatistan maçını izlemediğimiz için bu karşılaşmaya özel bir değerlendirme yapmak kesinlikle doğru olmaz ama genel anlamda Hırvatistan'ın kalitesi, oyuncu kalitesi, uluslararası düzeyde işte Mandžukić bugün golü atan futbolcuları, Juventus santraforundan bahsediyoruz. Uluslararası bir oyuncu. Keza işte Rakitic ile Modric, biri Barcelona'nın, biri Real Madrid'in orta sahasının banko oyuncuları. Brozovic son dönemde Inter'de oynayan, genç olmasına rağmen yıldızı parlayan bir oyuncu. Kovacic, Real Madrid futbolcusu. Şimdi Sırınlı'ya geçen bir bek bulmuşlar bak mesela. Kalinic mesela. Geçen sene Dnipro'da patlayan Kalinic, biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi'nde hocam. Şimdi Fiorentina'da ve bayağı golcü. Sırna yedek. Bak Sırna yedek dedi yani. Daha önünde görmüş oynayan oyuncu. Şimdi tabii 3 tane şey var. Bir, stoperler inşallah bunlar oynar. Perisic var işte, Ivan Perisic. Ama inşallah bunlar oynar demesi benim için önemli bir not. İki, önde baskı yediklerinde problem yaşadılar. Tek benim soru işareti. Eskiden beri stoper bölgeleri onların problemli hocam. Simunic oynuyordu hatırlarsınız. Evet, Simunic Schildenfeld oynuyordu, problemliydi. Evet. Lovren Schildenfeld oynuyordu, problemliydi. Evet. Lovren merkezleri ağır problemli oluyor genelde. Evet. Şimdi ikincisi de önde baskı kafasında oluşurdu. Ama buradaki soru işaretim. Skordan dolayı mı, deplasmandaki skordan dolayı mı, psikolojik şartlar mı onları getirdi? Veya Macaristan topu uzun mu oynadı, öyle baskı yaptı, onu bilemediğim çok değil. Bir de altını çizeceğim, devşirme konuyla ilgili K ile bitirmişti ya, düşünürdük ki. Ama düşünürüz dedi sonra. Akla gelen iki tane isim var. Hocam şimdi Türk vatandaşı değil ki yani o akla gelen. Şöyle bir, eğer bir hukuki uydurabilirlerse gözüken iki oyuncu, Daglao ile Fernan daha çok konuşulduğu için söylüyorum. Ama zaten Cengiz bu performansından sonra Burak da geleceği için Fernan daha defteri kapanır diye düşünüyorum. Fakat bir açık kapı bıraktı hoca, dikkat ediyorsan. Sezon sonuna kadar ne olur bilemem diyor tabii. Hala milli takımda oynamak isteyen olursa demesi önemli bir şey. Ve örnekleri de var. Alman milli takımı çıktığı zaman ama Alman milli takımda yetişen oyuncuların hepsi Almanya'da doğumlu, yetişme. Hayır, orada sonuçta hukuken bir problemi yoksa kapı ve oynamak istiyorsa alabilirim diyor. Almam demiyor hocam. Yani mesela ilk ay Alman milli takımında oynuyor. Türk annesi babası ama Almanya'da doğmuş. Futbolu Almanya'da öğrenmiş. Orada başlamış. Orada oynuyor. Yani biraz bence ayırmak lazım. Fernando biz yetiştirmedik ki. Mehmet Oleriyo. Veya Daglao'yu biz yetiştirmedik Mehmet ki. Mehmet Oleriyo da var yani, ona bakacak olursan. Tabii Mehmet Oleriyo'yu da biz yetiştirdik. Statüye takılmıyorsa diyorum canım. Ben de biliyorum Fernando'nun Nazilli'de doğmadığını. Tabii. Yani, o yüzden şeyi beklememiz lazım. Yani bir açık kapı bıraktı hoca. Sezon sonu. Tabii şimdi düşüncesini de söylemesi doğru değil bir isim olarak. Çünkü devam eden oyunlar, maçlar var. Oyuncunun da demoralize olmasını istemez. Söylediği önemli, ölüm grubu mu? Evet, bizim grubumuz ölüm grubu. Gerçekten. Peki şimdi, az önce onu tam reklama gitme, şey hocaya bağlanmadan önce onu konuşuyorduk ki sizin ben maçı seyrederken yorumunuza da dikkat ettim. Çok önemli bir değerlendirme yaptınız. Bizim oyun kültürümüz, oyun karakterimiz, topa sahip olarak oynayan ki ilk yarıda İsveç karşısında %65-35 teknik oyunculardan bunu İspanya ve Hırvatistan karşısında yapabilir miyiz? Şimdi iki yapmak tane rakibimiz zorunda var. Çeklere karşı yani belki yapabiliriz ama. Silahları İspanyolların ve Hırvatların bu. Bu. Onlar da topa sahip olanlar. Şimdi bakın bizim milli takımımız neydi? Biz Avrupa üçüncüsü olduk mu? Olduk. Ama bize bir lakap taktılar yıllardır. Neydi? Çılgın Türkler. Bilic'e uzattıkları zaman mikrofonu anlamadım dedi. Çek Cumhuriyeti hocasından. O zaman her türlü risk alabiliyorduk. Dört forvete dönebiliyorduk. Şunu yapıyorduk, bunu yapıyorduk ama şu kalıp koyamıyorduk. Şimdi baktığımız zaman şimdi bizim takımımız orta saha ağırlıklı oyuncular. Şimdi 3-5-2 oynasan Gökhan oynatır mısın? Gönüllü. Gönüllü. Caneri. Caneri oynatırsın. Bu tip oyuncular. Topalayan stoper üçlü oynasan da oynatırsın. Orta saha oynatırsın. Oğuzhan forvet arkası oynar mı? Oynar. Artık ikili oynamaya başladı. Selçuk var. Yani Ozan var. Hakan Çalhanoğlu var. Çalım atan oyuncumuz var mı? Kralın atanlar var. Dolayısıyla bizim takımımızın artık çıkarken sahaya son 6-7 maçtır görüyoruz ki bizim takım böyle oynar. Bizim takım böyle oynar takımımız hiç olmadı bugüne kadar. Rıdvan uçarsa o gün yeniyorduk.
belki de 2-1 yeniliyorduk atıyorum. Veyahut da bir dönem Hakan Şükür 3 tane atıyordu. Bir dönem bilmem ne oluyordu. Hadi uzun atın şirelim 2-0'dan 3-2'ye geliyorduk. Şimdi biz 2-0'dan 3-2 takımı değiliz. Biz rakibin analiz yapması gereken bir takım olduk. Bak net söyleyeyim. Daha önceki dönemde Fatih Hoca çalışmadı mı? Çalıştı. Kendisi de öz eleştiri yapacaktır ki yapmıştır. Mustafa Denizli çalışmadı mı? Çalıştı. Guzidin çalışmadı. Dünya antrenörleri çalıştı. Bir sürü hocayla çalıştık biz. Ama bence uzun yıllarda tarihimizde rakiplerin analizde zorunlu bıraktığımız bir takım olduk. Tabii rakipler de çekiniyor şimdi. Bakıyorlar şimdi, diyorlar ki Arda Turan var, Hakan Çalhanoğlu oyun var. Oynuyorlar diyor. Oyuncular. Top oynuyorlar diyor. Biz top bop oynamıyorduk abi biz. Biz ha hu falan filan atıyorduk biz. Gerçi çok... Şimdi ben mesela İsveç... Şimdi biz ben Derboski bir... olsam hocam. Hı. İsveç maçını seyretsem Türkiye'nin mutlaka seyretmişlerdir. Değil mi? Kim bu Cenk Tosun derim ya. E tabii. Bu nereden çıktı derim tabii. Bir anda derim. Burak Yılmaz oynuyordu. Bir anda şimdi, böyle bir adam çıktı Cenk Tosun diye. Cenk Tosun'un çok önemli bir silah olduğunu çalışarak gösterdi. Ama öyle demez. Daha önceki teknik adamlar farklı söylüyordu. Şimdi bir futbol oyun oynayan bir takım görüyorlar. Bak bu çok önemli bizim milli takımımızın tarihi için. Bence milli takımımızın tarihi için en önemli şey oyun oynayan, belli bir kalıba oturmuş bir Ozan takımımız değil, var. Ozan değil oynayan değil mi? Tabii. Ya hayır saçma sapan oynayan takımdan. Yani şimdi hatırlayabilir için söylediklerini. Evet. Bir sürü antrenörün. Çılgın Türkler. Çılgın Türkler olmayalım biz. O kaos futbolu biz yok. Biz çılgın Türkler tabii. Oynarsak biz turnuvaya toplam 3 kere gitmişiz zaten. Ama şimdi biz ama işte oyun oynayan bir takım ben olarak Hırvatistan'a ve İspanya'ya yapabilir miyiz bak, bu oyunu? Hırvatların özelliği oyun oynayan bir takımdı. Bir formatları var, sakin, güvenli, iyi futbolcular var. Bizim takımımızda artık böyle bir formata dönüştü. Yani rakip takım antrenörler oturuyorlar, bizim milli takımımızı ciddiye alıp daha önce nasıl anlayacaksın abi milli takım? 5 tane kadro değişiyor. 11'den 6 tanesi yok. Bir 4-4-2 oynuyor, bir 3-5-2 oynuyor, bir bilmem ne oynuyor derken. Bir 4-3'e dönüyor. Şimdi yani. Oyun içerisinde 4-2-3-1, 4-5-1, 4-3-3 hepsi aslında aynı yola çıkacak. Belli bir kalıpta oynayan, belli bir dar alanda oynayan. Hani hakaret anlaşılmasın bu. 2 numara Barcelona havasında oynayan bir takım olarak. Görecekler. Hocam NTV'deki yayınımızı noktalıyoruz, noktalamak durumundayız ama reklamların ardından yayınımız NTV Spor'da devam edecek. Tekrar birlikteyiz. %100 futbol devam ediyor. Tam şunu konuşuyorduk. Topa sahip olarak oynayan bir milli takım ki topa yatkın, top tekniği yüksek, pas kalitesi yüksek oyunculardan Fatih Terim kurmaya özen gösteriyor. Ama şimdi şöyle bir gerçek de var. İspanya, tam kadro İspanya'dan bahsediyorum. Dünyanın en çok topa sahip olan milli takım belki de. Hı. Belki de Almanya ile birlikte işte veya işte 2-3 takımdan bir tanesi. Hırvatistan'da mesela oyun kültürü olarak İşte Modric, Rakitic, Kovacic falan bütün bunlar çok yüksek pas kalitesi olan oyuncular. Düşünebiliriz teorik olarak. Planımız bu olabilir ama sahaya yansıtabilir miyiz? Peki Yugoslavya dönemi dahil olmak üzere Hırvatlar bölümden Hırvat. İşte eskiden o Şükerli falan peki, kadro. Peki İspanyolları sabaha kadar yeniyor muyuz biz? Öbür türlü oynayıp da. Hiç olmazsa biz de kendi silahlarımızla bu kültürümüzü oynayarak biz kaybedelim yani kaybedeceksek. Oynayarak bir tehdit edelim yani rakibimizi. Onu söylemek istiyorum ben. Kaldı ki biz mesela şöyle yapalım. Son maçı alalım önüne. Gökhan Gönül bir aydır oynamıyor orada oynadı. Caner son iki ayın en az bir ayını bir buçuk ayını oynamadı. Ceza sakat falan derken. Değil mi? Tabii. Orta sahaya geldiğimiz zaman Oğuzhan dışında, Selçuk dışında banko oynayan Ozan değil. Ozan oynamıyor. Cenk takımının banko oyuncusu değil. Arda banko oyuncusu değil, de değil daha hazır değil ki hazırına kadar olacak. Volkan Şen de zaman zaman. Şimdi bu en büyük problemlerimiz biri bu. İki, kontra atakları iyi çıkamıyoruz. Hızlı oyuncumuz olmadığı için. Bu, mesela İsveç 1-0 geriye düştü. Avusturya maçında 4-1 kaybetti kendisi aslında. Biz bakın tehlikeli atak yapamadık fazla. Bir tane Volkan'ın dibine girmek istediği hatadan gelen bir pozisyonumuz var. İşte oyunu vermememiz lazım diyorsunuz değil mi? Yani biz onu oynamamız lazım. Çünkü iyi kontra atak takımı değiliz. Çalım atarız. Ama uzun toplarla savunma arkasında koşucu oyuncumuz yok bizim. Hakan Çalhanoğlu peki olduğu zaman ne olacak? O da süratli oyuncu değil. O da topla çabuk oynayacak. Yani kimi kesecek o takımdan? Şimdi 4-6'da oynayabilir. Cenk'in arkasındaki 4'lüden biri olabilir. Her türlü imkan var yani bizim takımımızda. Yani bunu oynayabilecek potansiyelimiz var.
Ya orta sahada şimdi Hakan Çalhanoğlu forvetin arkasındaki oyunculardan 4'ten bir tanesi 4-1-4-1 oynarsan ki hoca o mesajı da verdi. Selçuk'u içte değil merkezde kullandım dedi. Savunmanın stoperlerin önünde oynattım dedi ki iyi de oynadı. Öndeki 4 oyuncuyu çevir oynat. Bak Arda solda oynayabilir, solun yanında oynayabilir, forvet arkası oynayabilir, sağda oynayabilir. Volkan sağda oynayabilir, sol çizgide oynayabilir. Hakan kanatta da oynayabilir, Çalhanoğlu arkalarında da oynayabilir. Yani bizim 5-6 Nuri aynı şekilde. Top rakipteyken beğeniyor musunuz milli takımı? Biz bir kere top rakipteyken şu anlamda beğeniyorum. Bir problemimiz var ama oyundan düşük. Belki fizik olarak oyuncular çok %100 olur. Mesela 2 numara Barcelona niye diyorum? 1 numaradaki fark sadece Barcelona'nın Messi'si Neymar'ı değil. Top rakipteyken pozisyon almaları Barcelona'nın. Önde tak diye 6-7'li taktik oyunu yapıyorlar. Baskısı orta yapıyorlar. Sahadaki biz onu yapamıyoruz şu anda. Selçuk, Oğuzhan, Volkan Şen top rakipteyken ya şimdi, çok dinamik oyuncular ama şimdi değiller. Bak, vermiyoruz pozisyon fazla. Neden? Alanı daralttığımız için. Şimdi bak Oğuzhan, Volkan, Arda Turan, Cenk ve bu oyuncular ofansif oyuncular olmasına rağmen biz turnuvada son bölümde fazla pozisyon vermedik. Daha eksiğimiz yok mu? Var. Şampiyona yeter mi? Yetmez. Bizim atlatmamız gereken, biraz da aşama kaydetmemiz gereken, biraz daha önde bu oyuncularla baskı yapabilmemiz lazım. Bizim olmazsa olmamamız 40 metrede ikinci bölgede oynamamız lazım. Ben mesela şunu söylemek istiyorum. Ben oyundan memnunum. Beğeniyorum bu tarzı, bu stili. Bu oyuncularımızın yeteneklerini kullanalım. Bozan, kapanan, savunma yapan takım olmayalım. Fatih Hoca ile de. Ama şimdi öyle bir gruba düştük ki maalesef. İspanya'ya ve Hırvatistan'a nasıl önde baskı yapacaksın? Bana bu ters geliyor. Biz önde baskı yapmıyoruz ki zaten. Tamam yani işte onu yapıp. Yani biz. Topu iyi kullanan takımlar bunlar. Biz de iyi kullanıyoruz işte. Şimdi bakın biz de iyi kullanıyoruz. Hangimiz daha iyi kullanırsa olacak? Hangimiz daha iyi olur? Tabii ki kötü bir gruba düşük. Şimdi Türkiye olarak bakıyoruz Çek Cumhuriyeti, özellikle İspanya ve Bir de Çek Cumhuriyeti'ni de saymıyoruz evet, yani. Hırvatistan diyoruz ya şimdi. Tüh be diyoruz. Peki Çek Cumhuriyeti bizim üstümüzde bitirdi grubu. Birinci peki oldu. Diğer 3 takımın teknik direktörüne gelelim. En alttan gelen torbadan Türkiye geliyor abi. En son isteyeceği takım. Yani şimdi Çek Cumhuriyeti'nin, İspanya'nın Del Bosque değil mi? Del Bosque şimdi ya Türkiye nereden çıktı diyordur. Diyordur. Tabii. Yani dördüncü sormadan başka takım ister onlar da. Başka takım ister. Arnavutluk ister. Yani bugün ben bir Çinli olsam turnuvada direkt bu grubun isterim. Biletlerini maçın bana verin derim. Heyecan dolu denk takımdan oynandı. İspanya yani büyük takım olmasına rağmen diyorum bakın. Bizi İspanya güle oynaya yenemez. Tabii. Hiçbir takım bizi güle oynayamaz. İspanya İtalya maçındaki görüntüsü hiç iyi bir görüntü ama değil. Ama bu demek değildir. Şimdi İsveç'e bakıyoruz. Grubunda üçüncü olmuş, playoff oynamış zorunda olan bir takım da bizle denk oynamaya çalıştı yani bir şekilde. Hem de İbrahim ama sonuçlara bakıyoruz. Portekiz Bulgaristan'a mağlup oluyor. Slovakya içeride Letonya'yı yenemiyor. Hani sallıyorduk ya biz Letonya'yı. Evet. Ya nereden bunlar futbolcu yok falan diyorduk. Baktı ki özel maçta olsa Avrupa Şampiyonası'na gitmiyor mu Slovakya? Gidiyor. Gidiyor. Gitti 0-0 kaldı deplasmanda. Dolayısıyla bazı takımlarla bizim aramızda bir fark var. Biz yani Fransa, İspanya, Almanya'dan sonra Fransa, İspanya, Almanya İtalya bakayım, var, İngiltere var. Onlara yakınız biz. Bak Fransa, Almanya'yı biraz ayrı tutuyorum ben. İspanya'yı. Bence 3 tane favorisi var turnuvanın hocam. Evet, bir Fransa, İspanya, evet, Almanya, hatta Belçika'yı da 4. sıraya alabilir. Ben çok kaliteli oyuncuları Belçika'yı var. Belçika'yı saymıyorum. Ben 3'ünün altındaki takımlardan birisiyiz biz. Belçika bizden iyi değil mi? Bizden iyi hocam Belçika. Bizden çok iyi değil ama. Bizden iyi hani bizim takımımızı yani çok hafife almayalım bakın. Fransa bizden daha iyi takım. İyi Almanya derli toplu takım. Şey de aynı şekilde İspanyollar da iyi takım. Onun altında Hırvatlar, biz, İngilizler, İtalya. Bunlar biz o 4-1-4-1 düşün. O üstteki 3 takımı 1 numara koy. Arkadaki 4'ten biri sen, 4-5 takımdan biri biziz bence. İstatistikler de onu söylüyor. Oyun da onu gösteriyor. Var tabii. Potansiyelli takımlar var. Ama bence de yani gruptan bizim ilk 2 çıkmasına rağmen İzlanda ve Çek Cumhuriyeti'ni şu anda sanki önündeymişiz gibi düşünüyorum ben de. Belki benim mesela çok veya Romanya mesela bizden iyi takım. Çok keyif aldığım dakikalar var. Değil mi? Uzun dakikalar var. Çat çat oynuyorlar oyuncular mesela. Şimdi rakip olduğumu düşünmüyorum ben onlara karşı. Yorarlar beni. Bunu biraz daha dakikaları arttırırsak biz. Baskı zamanlamalarını falan. O da bizim için hedefe doğru önemli adımlar olacaktır. Gelecek için de önemli. Sadece bu turnuvada bu grubu geçelim değil. Biz gün gün yaşıyoruz ama beni ümitlendiren
İzlanda maçından sonra özellikle turnuvanın ikinci yarısındaki biraz oyuncularımızın her gün üzerine özgüvenle devam etmesi. Mesela son frikikten bir gol attık. Bir tane de en direkt vuruştan atılan tek gol bizim takımımızın Gürkan Hoca'nın istatistiğine göre. Bu da enteresan. Bunu da geliştirmemiz lazım mesela. Demek bence ki bir de Avusturya maçını da bir görmemiz lazım. Avusturya maçı bizim için önemli. Avusturya da iyi bir takım çünkü. Ciddi çıkışta bugün de 2-1 yenmişler Arnavutluğu şey yaptı. İsveç'in grubundan uzak ara çıktılar tabii. Avusturya çıkıştaki bir takım. Çıkıştaki bir takım. Onu da görmek lazım. Ama ben açıkçası bizim milli takımımızın kötü, çok sert bir gruba girmesine rağmen elenmez miyiz? Elenebiliriz. Ama bizi ezerek falan kimse yenemez. Evet, süremizin sonuna geldik. Milli takımı konuştuk. Milli takım salı akşamı Avusturya ile Viyana'da karşı karşıya gelecek. Önemli bir sınav bu. Milli takımın gücünü, potansiyelini sınamak açısından. Çünkü Avusturya son ayların, son bir yılın belki de en formdaki takımlarından bir tanesi Avrupa'da. Belki bireysel olarak Alaba dışında baktığımız zaman olağanüstü bir kadroya sahip değiller ama iyi bir takımlar. Avusturya hani Avrupa Şampiyonası'nın o kaliteli 7-8 takımından, 6-7 takımından bir tanesi gibi gözükmeyebilir ama kompakt, güçlü yani ve her taşları yerine oturduğu bir takım. 2003 ile 2012 arasındaki Avusturya değil, onu söyleyelim. Hani 5-5 atıyorduk ya biz. Evet. Öyle bir Avusturya yok. Değil. Biz biraz daha 90'lara geldiler. 80-90'lara geldiler. Posterli dönemlere doğru geliyorlar Poster, yavaş yavaş. Poster, Herzog, Proaska. Herzog, değil mi? Çok önemli takımlar onlar tabii. Bizim o 5'lik 6'lık yaptığımız Avusturya maçları falan o zamanlar helva gibilerdi. Tabii. Şimdi çıkıştalar. Evet. İşte o maçı da bir görmek lazım. Tabii. İngiltere sınavı da zaten Mayıs'ta o karşılaşmada. Ben o İngiltere sınavının Türkiye Ligi final maçına kadar gidecek olursa o güne kadar. Ben Fenerbahçe ile Beşiktaşlı oyuncuların oraya götürülmeyeceğini düşünüyorum. Değil mi? O yüzden de ölçü olmaz diye düşünüyorum. İnşallah o zaman farklı bir statü uygulanır, bir formülü bulurlar. Son maçlarımızdan bir tanesi. Bir tane de herhalde kamp yaptığımız yerde oynayacağız galiba. Slovenya'da mı yapacak ne kampı? Evet. Onlarla oynayacak galiba milli takımımız. İngiltere dışında iki tane daha maçımız var. Biri kamp yaptığımız yerde Slovenya bildiğim kadarıyla olabilir. Ama İngiltere maçına inşallah ideal kadroyla gideriz. Ama lig ve kupa... O günkü tabii kupa finali ne olacak? Belki atıyorum Fenerbahçe Galatasaray kupa finali oynayacak. Bilemiyoruz. Belki Konya Rize'de oynayacak. Hayır, kupa atabilirsin. 25'ini değil, 28'de yaparsın. Fener Galatasaray kupa finali, Beşiktaş Fenerbahçe son haftaya girdi falan bilemeyiz o günkü koşulları. Ama kupayı 2-3 gün atabilirler o maç için ama hani 25'inde olmaz da 28'inde yaparlar atıyorum. Ama lig oraya kadar giderse düşme ve şampiyonluk. O zaman bu maça baktığımız zaman ilk 11'de Volkan Babacan, Başakşehir kalecisi, Arda Turan Barcelona oyuncusu, geride kalan 9 oyuncumuz Fener, Beşiktaş, Galatasaray. Doğru. Tabii. Evet, süremizin sonuna geldik. Hepinize sağlık dolu, huzur dolu, mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.